Can Atalay oturumu ile ilgili, mecliste gerçekleşen Can Atalay oturumu ile ilgili konuştu. Ve isim vermeden Ahmet Şık'a provokatör dedi. Bunun ardından da bir avuç marjinal ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerini peşine sürüklemektedir dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir avuç FETÖ'cünün peşine koca partisini takmış birisi için yine olmadık bir eleştiri. Bir avuç olur olmaz tarikatların, cemaatlerin peşine koca devleti takmış 15 Temmuz hain darbe girişimine yol açacakların yıllarca sırtını sıvazlamış, önünü açmış, yolunu temizlemiş, ne istediklerse, ne istedilerse vermiş birisi şimdi bizi birilerinin peşine takılmakla suçluyor. Ben Sayın Ahmet Şık'ın kendisiyle de konuştuğumda, meclisteki konuşmamda da bütün değerlendirilmelerimde de Sayın Şık'ın üslubunun meclisin yapısına, ruhuna uygun olmadığını söyledim. Hatta bu konuda beni eleştirenler de oldu. Ahmet Şık sözün sınırlarında saygı sınırlarını aşmış olabilir. Ama bir yandan bir de dönsün baksın bakalım. Alpay Özalan denilen organizma ne yapıyor? Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor. Kadına karşı şiddet uygulanmasının ön ayağı oluyor. Olayları başlatıyor ve Alpay Özalan'a hiçbir şey söylemeyip Ahmet Şık'a laf söylüyor. Ahmet Şık'ın sözü ağırdı. Bazı kelimeleri meclise yakışmadı. Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor. Alpay Özalan'ı biz milli bir kahraman olarak görürdük. Milli takımda oynarken milli gururumuzdu. Sayın Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü. Şimdi de tuttu onu meclis idare amiri yaptı. Buradan öz eleştiri yapması gereken birinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyorum.